Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sedat, hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte tekrardan House The Singer'dayız. Biliyorsunuz ki geçen günlerde bir tane videomuzu çekmiştik. 50 görüntüleme civarı bir görüntüleme almıştı. Bugün yine bunu çekiyoruz. Oyunun bize verdiği ilk evdeyiz. Gördüğünüz gibi. Böyle kapatalım. Şurayı da, şunu da kapatalım. Dışarıya bir çıkalım. Ben bir tane daha ev aldım. Paramı görüyorsun zaten. 6 altın kalmış. Şuradan bu eve git diyelim. Ve evimize gidelim arkadaşlar. Evet, yeni evimiz burası. Gördüğünüz gibi gayet de güzel. Hoş bir ev. Ben daha henüz boyamadım. Orijinal renginde duruyor. Ama içine falan dekorasyon ettim işte, içini falan düzelttim. Bugün de sizlerle bir tane işe gideceğiz, artık ne kadar yaparız bilmiyorum. Şimdi boş verin dışarıya gidelim. Şöyle içeri girelim. Garaja henüz bir şeyler yapmadım, sadece duvar rengini falan değiştirdim ki o alçı malçıları yaptım. Tam kapatmadım yatta. Evin kapısını değiştirdim. İşte mutfak dolaplarını koydum buraya, bir tane ocak alacağım. Buraya işte tuvaleti kurdum. Döşe kabini falan filan. Onları yaptım. Bir önceki bölümden kalan parayla. Ve bu cihazın ne işe yaradığını öğrenmiş olduk arkadaşlar. Elektrik prizlerini devreye sokmak için kullanılıyormuş. Gördüğünüz gibi. Lambaları yakıp söndürmek için kullanılıyor. Öyleymiş yani kısacası. Yani böyle getirip ele basıp da açmak yerine prize, mesela bakın şu lambayı açmak istiyorsanız böyle yapıyorsunuz ama artık yani şu cihaz yardımıyla böyle getirip üstüne koyuyorsunuz. Şöyle eğer bilmeyenleriniz varsa buradan gönderiyorsunuz elektrikleri prizlere ve böyle dokunduğunuz zaman da açılıp kapanıyor. Neyse, şimdi şöyle dışarıya çıkalım. Evet. Yani henüz daha rengini değiştirmedim. Daha sonra değiştireceğim. Şimdi buradan bir tane İşe gireceğiz. Bir kaydımızı da kontrol edelim. Tamam. Evet, bizim evin aynısı. Yani az önce gösterdiğim evin aynısını yapacağız. Sadece bu oda mı? Evet, tamam, kiri temizde, açık turuncuya boya falan filan diyor. Tamam, hemen yapalım. İki tane kiri varmış, biri burada, biri de şurada. Açık turuncu boyaya boya diyor. Şöyle turuncu boyamızı alıyoruz. Kırmızı, açık turuncu boya. Şurada. İki duvarı tek boyayacağız. O zaman şöyle yapalım. Bir tanesini şöyle boyayalım. Bir tane de şu köşeyi boyayalım. Tamam. Okyanus mavisine boya diyor. Hemen şuradan okyanus mavisi boyamızı alıyoruz ve hemen ruloyu daldırıyoruz içine. Şöyle şuradan başlayarak boyayalım. Şurayı da boyayalım. Şöyle. Ve son kez yapacağız. Şöyle daldırdık, yaptık. Hiç işe bakmadık. Ne kuruyoruz bilmiyorum. Ne yapacağız? Gri karali halı istiyor. Öncelikle şunları satış makinemiz yardımıyla şöyle satalım. Gri kareli halı. Evet, şuradan halılardan. Şurada. Hemen halımızı serdik. Mutfak dolabı bir. Mutfak kuruyoruz. Bakalım. Şuradan mutfak dolabı bir istiyor. Mutfak dolabı bir şurada. Şöyle ben kendi evime kurduğum gibi kuracağım ya da rengini de. Bizim kendi evimde yaptığım altın kaplamalı.
gri kasa renk kullanalım. Mutfak dolabı 2'yi şöyle yerleştirip altın kaplamamızı da koyup aynı hizaya getirip bırakalım. Mutfak dolabı 3. Şuradan çevirelim. Rengini tekrar altın kaplama yapalım. Takalım yerine. Mutfak dolabı 4. Şöyle bunu da buraya bıraktık. Mutfak lavabosunu istiyor. O zaman şunu şöyle alacağım. Şunu da bir dakika. Şöyle alalım. Buraya da lavaboyu koyacağız. Çünkü lavabo geniş. Şöyle lavabo. Allah, lavabonun rengini değiştirmedik. Şöyle satalım tekrar. Alalım bir daha. Döndürelim. Heh. Şuradan lavabomuzun rengini de aynı renk yapalım ve artık düzenleyebiliriz. Şöyle uzun zamandır oynamadığımız bir mobil oyun var arkadaşlar. Farming Simulator, biliyorsunuz ki en son bir ay oldu galiba videosunu çekmeyeli. Hani ilk başlarda çektik. Bir daha da çekmedik. Şöyle kaydı kontrol edelim. Tamamdır. Mutfak üst dolabı 1. Şuradan üst dolabı 1 alıyoruz. Şimdi ben kendi evime daha farklı kurdum. Benim bu alan burada boş kaldı. Gördünüz zaten sizlerde. Artık yapacak bir şey yok. Bunu da böyle kurduk. Mutfak üst dolabı 2 istiyor bizden hemen şuradan. Mutfak üst dolabı 2 alalım. Üst dolabı top 3. Şöyle. Bunların renklerini değiştirmedim. Normalde bunun gibi yapacaktım. Uğraşmayalım. Aşağısını yaptık. Yeter diye tahmin ediyorum. Yaz buraya perde girmez ki. Elektrikli ocak istiyor. Ocağı da bakın ben kendi evimde böyle kuracaktım. Yani şöyle koyacağım. Şöyle ocağın da rengini, tezgah rengini aynı şekilde yapalım. Dondurucu ile yan yana buzdolabı. Hemen buradan buzdolabımızı alıyoruz. Şuradaydı galiba. Dondurucu ile buzdolabı yan yana. Nereye koyalım abi bunu? Buraya koyacağım. Bu sefer ocağı engelleyecek. Böyle koysam abartma olur. Böyle mi koyalım? Bir de şuradan fotoğraf alacağım ben daha sonradan. Fotoğrafta da gözükmesini istiyorum. Neyse arkadaşlar, biz şimdilik şöyle koyalım. Ben daha sonradan götürür şeye koyacağım. Yani buraya gelip de ocağı yakabilirler diye tahmin ediyorum. Umarım öyle olur. Mikrodalga fırını istiyor bizden. Hemen mikrodalga fırınımızı alıyoruz. Çeviriyoruz. Tabii bunun renklerini değiştiremiyoruz. Damla kahve makinesini istiyor ama buradan damla kahve makinemizi alıyoruz. Hemen üstüne koyabiliyor muyum? Tabii ki koyamıyorum. Mutfak dolapları bırakmıyor. Yemek masası 3. Şimdi onu nasıl kuralım? O da fotoğrafta gözüksün. Şöyle koyacağım. Şuradan yemek masası 3'ü alıyoruz. Yemek masası 3. Ve fotoğrafta gözükmesini istediğim için onu da şöyle koyacağım. Yemek sandalyesi 3'ten 2 tane istiyoruz. Yemek sandalyesi 3. 2'şer tane de bu sandalyede. Tabi bunun renklerini gördüğünüz gibi değiştirebiliyoruz. Şöyle dolap rengiyle aynı olsun. Şöyle. Kanepe 2 koltuk istiyor. Hemen kanepe 2 koltuğumuzu alıyoruz. Şöyle yukarıdaydı galiba. Evet.
Kanepe, iki koltuk. He, Twin test falan istiyor olabilir. O ile isterse koltuğu böyle koyalım, evet. Şuradan televizyon almamızı istiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Perdeler sanırsam son işi olarak artık bitecek. Kısa geniş perdelerimizi de buradan değil buradaydı. Evet, buradan kısa geniş perdelerimizi de alıp koyduktan sonra artık sanırsam boyama 4. Şuradan boyama 4'ümüzü alalım. Şöyle burayı değil de. Şöyle terazının yanına koyalım. Terazında açabiliyoruz. Asılı raf 9. Şuradan asılı raf 9'umuzu alıyoruz. Şöyle aşağıya doğru inelim. Asılı raf 9'umuz burada. Şöyle hemen televizyonun yanına koyacağım. Yalnız o tablo orada olmadı. Bir dakika. Tabloyu şöyle koyalım. Kapat şunu. Yüzyıllar tarihçesini istiyor hemen şuradan. Galiba buradaydı. Evet. Yüzyıllar tarihçesi nerede? Şurada. Gölgelerin kitabı. Şöyle hemen kitaplarımızı da raflara yerleştirelim. Kombin 6. Kombin 6 burada. Hızlı bir şekilde kombin 6'mızı da şöyle televizyon sehpasının televizyon masasının altına Allah. Kombin 6 ters çevir. Rengini falan değiştirebiliyoruz. Böyle kalsın. Vazo 2. Vazolar sanırsam buradaydı. Yok, şurada olabilir. Evet, vazo 2'mizi alalım. Şöyle buraya koyalım. Evet, işi bitirdik. Ben işten çıkmayacağım. Yani bugünkü videomuz da bu kadardı. Yani bir de fotoğraf alalım aslında. Sonra işi bitirelim. Şuradan 2 dakika sizlerle birlikte bir tane fotoğraf alalım. Sonra işi teslim edip paramızı alalım. Şuradan ben 2 dakika bir tane ekran görüntüsü alayım. Tamamdır. Bir de farklı bir şekilde alalım. Mesela nasıl alalım abi? Bir tane de şöyle alayım. Bir de geniş alalım. Yani ne yaptığımızı gösterelim. Şöyle belki kullanırım diye alacağım. Ama zannetmiyorum. Tabii şunu kapatabilseydik listeyi. Kapatamıyoruz. Akşam mı oldu? Bazen oyunda böyle kararmalar oluyor. Işık da yok. Şu terazunu da açalım. Açmayalım ya. Ya bize galiba bu kadar fotoğraf yeter arkadaşlar. Fazlasını almayalım. Bakalım bu odalarında ne var. Oo, burada bir tane yatak var. Bir tane ışık var. Açalım ışığını. Burayı da galiba bizim gibi tuvalet yapmış. Aynen. Bunların ışığı var mı? Bunların ışıkları niye yok? Dolabı falan da kullanamıyoruz. Keşke kullanabilsek. Güzel olacak. Neyse arkadaşlar, bugün de bu kadardı. Mutfak kurduk. Şöyle videomuzun dakikasını falan kontrol edelim. Evet, yine bir 14-15 dakikalık bir video olmuş. Şimdi kendi evimize gidelim, şu işimizi teslim edelim. Şuradan işi bitirmek diyoruz ve paramızı alıyoruz. Evimize dönüyoruz. Videomuzu da orada bitireceğiz. Evet, beğendim mi falan filan diyor. Evet, 446 lira paramız oldu. 440'ı işten kazandık. 6 da zaten bizde vardı. Bizim evimiz de böyle arkadaşlar. Şöyle ışıklarımızı da yakalım. Şuranın spot lambalarını da yak. Yani öğrenmiş olduk arkadaşlar. Artık böyle prize dokunduğumuz zaman artık elektrik alıyor. Gördüğünüz gibi burayı da bizim odamız. Kendimize bir oda kurduk. Bir sonraki bölümde artık başka bir
yani öbür evimize, yani şuradaki gayrimenkuldeki şu küçük evimize odalar kuracağız artık. Belki kurarız. Bakın. Çünkü biliyorsunuz ki bu oyunun bize verdiği ilk ev. Bu evde hiçbir şey yok. Sadece ben bu evin camlarını falan değiştirdim. Perde merde taktım. Boyasını falan değiştirdim. Kullanmadım. Belki ileriki bölümde de bu ikisini ve burayı yaparız. Şöyle kapıyı kapatalım. Ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi belki bir sonraki bölümde bu evi yaparız. Emin değilim. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.